Merhaba arkadaşlar. Bugün size Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan Kutsal Kitap Yeni Antlaşma'da bulunan Niçin Eylemsiz İman Ölüdür adlı hikayemizi anlatacağım. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz Yakup 2. bölüm 17. ayette yazılıdır. Bunun gibi tek başına eylemsiz iman da ölüdür. Yakup 2. bölüm 17. ayet. Arkadaşlar, cennete nasıl gidebiliriz? Bunun cevabını Elçi Pavlus Romalılar 10. bölüm 9. ayette şöyle açıkladı. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur. Yani yürekten İsa'nın kurtarıcı olduğuna iman edersek aklanır, kurtulabilir ve cennete gidebiliriz. Tabii ki İsa'ya iman ettikten sonra eski kötü alışkanlıkları bir kenara bırakıp onun isteğini yerine getirerek yaşamalıyız. Yani İsa'ya iman edenler olarak onun sözünü öğrenmeli ve uygulamalıyız. Bu konuda İsa ne demişti? Gelin birlikte bakalım. Bir gün kutsal yasa uzmanı olan bir kişi İsa'ya, "Öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir?" diye sorduğunda İsa şöyle karşılık verdi. "Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur." Burada da anladığımız gibi İsa'ya iman edenlerin ilk önce Tanrı'yı sevmesi gerekmektedir. Ona tapmak, ona tapınmak, övgüler sunarak onu yüceltmek, dua etmek ve müjdeyi duyurmak bir Hristiyan yaşamı için en önemli imanın temelidir. Ayrıca İsa ikinci buyruk olarak konuşmasına şöyle devam etti. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır. Okulumuzda çevremizde yardıma ihtiyacı olanlar varsa koşup onlara yardım etmeliyiz. Dünyada dürüst olmak ve iyilik yapmak da bir Hristiyan yaşamı için en önemli eylemdir. Ancak İsa göğe çıktıktan sonra ilk imanlıların arasında bunu yanlış uygulayan, yanlış yapanlar vardı. Yani İsa'ya inanan ama yine de sadece inanmakla kalıp kötü davranışlar sergileyen kişiler vardı. Bu insanlar İsa'ya inandıklarını söylüyorlardı fakat eylemleri yoktu. Hayatlarına eski kötü alışkanlıklarıyla devam ettiler. Ne Tanrı'ya tapındılar ne de onu yücelttiler. Ne de komşularını severek yardıma ihtiyacı olanlara yardım ettiler. Hatta Elçi Pavlus'un öğretişini yanlış yorumlayarak kurtuluş için sadece İsa'ya inanmak yeter, öyle değil mi? Daha ne gerekir diyerek aklandıklarını, temizlendiklerini ve kurtulduklarını söylediler. Bu tür kişilere bakarak Yakup şöyle söyledi. Kardeşlerim, bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse bu neye yarar? Böylesi bir iman onu kurtarabilir mi? Yakup, İsa'nın bedensel kardeşi ve Yeruşalim'deki kilisenin önderiydi. Yakup şöyle bir örnekle imanda eylemin önemini belirtmiştir. Bir erkek ya da kız kardeş çıplak ve günlük yiyecekten yoksun kalmışken İsa'ya iman ettiğini söyleyen biri sadece sözle "Esenlik içinde git, ısınmanı, doymanı dilerim." derse bu yeterli midir? Yoksa sorunu çözmek için adım atıp eyleme mi geçmesi gerekir? Aklanmak için İsa'ya inanmak yeterlidir.
Fakat İsa'ya iman eden kişinin hayatı da değişmelidir. Doğru imana sahip olan kişiler, Rab'bin sözünü uygulayarak dünyada iyi yönde etkili olarak yaşamalıdır. Arkadaşlar, size göre bu iki kişi arasında doğru imana sahip olan kimdir? Bir imanlı, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmezse, yani bedenin gereksinimlerini vermezse, bu imanı neye yarar? Örnekteki birinci kişi gibi tek başına eylemsiz iman da ölü değil midir? İman atamız İbrahim'i biliyor musunuz? İbrahim Tanrı'ya güvendi ve onun sözüne itaat etti. 100 yaşındayken çocuk sahibi oldu. O çocuğun adını hatırladınız mı? Evet, adı İshak'tı. Tanrı, İbrahim'in kendisine olan imanını ve güvenini denemek istedi. Bu yüzden bir gün ona görünerek bir buyruk verdi. Tanrı şöyle dedi: İbrahim, İshak'ı, sevdiğin biricik oğlunu al. Moriya bölgesine git. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun. Düşünün, Tanrı İbrahim'den 100 yaşında sahip olduğu biricik oğlunu yakmalık sunu olarak sunmasını istedi. Bu İbrahim için çok büyük bir denenmeydi. İbrahim gerçekten Tanrı'ya inandı ve onun vaadine güvenerek buyruğuna itaat etti. İshak'ı yakmalık sunu olarak sunmak üzereyken Tanrı onun yerine bir keçi sağladı. Tanrı İbrahim'in imanı ve oğlu İshak'ı sunağın üzerinde Tanrı'ya adama eylemine bakarak onu ulusun iman atası olarak kutsadı. Doğru imana sahip olan kişi Tanrı'nın sözünü işitip onu yerine getiren kişidir. Bu nedenle Yakup, ruhsuz beden nasıl ölüyse eylemsiz iman da ölüdür dedi. İsa'ya iman ederek aklanıp kurtulan kişi onun buyruğunu yerine getirmelidir. Arkadaşlar, aslında vermek istediğimiz mesajın özü şudur: biz eylemlerle aklanmadık. Sadece İsa Mesih'e kurtarıcı olarak yürekten iman ederek aklandık ve kurtulduk. Yani İsa Mesih'i kabul edip adına iman ederek Tanrı'nın çocuğu olup sonsuz yaşama sahip olduk. Fakat bu imanla birlikte eski kötü alışkanlıkları bir kenara bırakıp Rab'bin isteğini yerine getirerek yaşamalıyız. İmanımızın kanıtı olarak pazar günleri kiliseye gelip ibadete katılıp Rab'bi yüceltmeliyiz. Her zaman dua etmeliyiz. Rab'bin sözünü öğrenip uygulayarak yaşamalıyız. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeliyiz. Rab'bin çocuğu olarak iyilik yapmaya, doğru insan olmaya ve dürüst olmaya gayret edip çalışmalıyız. Böylece dünyada imanlı olarak iyi yönde etkili olabiliriz.